Selamlar arkadaşlar, ben yakinkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden lastiği modellemeye devam ediyoruz. Geçen derste söylediğimiz bakın bir hatalı bir şey varmış, onu hemen düzelterek devam etmek istiyorum. 1023 ile 671 sayılarının yerlerini yanlış yazmışız. Dolayısıyla texture bakın olması gerektiğinden, şöyle açalım texture'ımızı, olması gerektiğinden biraz daha uzun olmuş. Dolayısıyla bunu düzeltelim. Bunu düzeltmek için hemen sadece bunların yerlerini değiştiriyoruz tabii ki. Aslında başka bir şey yapmıyoruz. Hemen 1023'ü buraya kopyalıyorum. Buraya da 671 diyorum. Şimdi bakın Gizmo ile oynadığım zaman Gizmo'yu seçerek bunu move ediyorum aşağı doğru. İstediğimiz texture'a geldiğimizde evet bu texture'da texture'in daha doğru olduğunu görüyorsunuz. Fakat biraz küçültmem gerekiyor genel olarak scale'la. Bakın biraz daha küçültüyorum. Yani şuraya sığdırmam gerekiyordu, hatırlıyorsunuz. Böyle bir zorunluluğumuz vardı. Biraz daha küçültelim. Biraz daha küçültelim. Evet. Gördüğünüz gibi texture'ımız artık kullanıma hazır. Hemen freeze diyorum ve şimdi modellemeye başlayabilirim. Sıfır katmanın aktif olduğuna emin oluyorum bakın buradan. Create'ten Plane seçeneğini seçiyorum. Bakın bu sıralardan bir tanesini modellemem yeterli. Şu sıralardan bakın bir tanesini sadece modellemem yeterli. Bunun için şunu yapıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane plane çizerek başlıyorum. Şöyle bir problemim var yalnız. Bu plane, çizdiğim plane şu burada oluşturduğum referans resminin altında. Dolayısıyla bunu yukarı doğru move'la Z'de üstüne çıkarıyorum ki bakın tab görünüşe geçtiğimde üstte göreyim bu plane'i. Modify sekmesine gidiyorum arkadaşlar ve segmanları birebir yapıyorum. Dolayısıyla burayı tam olarak kaplıyorum ve sağ klik Convert to Editable Poly diyorum. Vertex moduna geçtim. Pardon, Edge moduna geçtim 2'ye basarak. Buradaki iki edge'i seçtim. Şu edge'i ve şu edge'i. Kontrolle çoklu seçim yapabiliyorduk, hatırlıyorsunuz. Connect dediğimde bakın ortaya bir tane yeni bir edge attı bizim için. Hemen şu edge'i seçerek Shift'e basılı tutarak Y ekseninde bunu sürükledim. Vertex moduna geçtim arkadaşlar. 1'e basarak ve şu iki edge'i seçerek biraz ikisi de hareket ediyorum yukarı doğru. Yine edge moduna geçerek buradaki edge'imi seçiyorum ve shift ile Y'de hareket ettiriyorum. Şuradaki edge'i de biraz yukarı alabilirsiniz. Bunu da belki biraz aşağı alabilirim. Buradaki yapıyı oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi bu yapı okeydir. Hemen bu İçteki objeyi çizelim veya içteki izi çizelim. Yine bir plane ile yine bir şöyle bir düzlem çizdim ve yine bu şu an aşağıda. Bunu hemen bunun hizasına getirmek için bakın hiç görünüş açımı değiştirmeden hızlıca Alt A diyorum arkadaşlar. Alttaki plane seçiliyken Alt A diyorum ve yukarıdaki plane'e tıklıyorum. Yalnız bakın X, Y ve Z'de hepsini aynı ekseni, aynı hizaya getirdiği zaman üst üste biniyor objeler gördüğünüz gibi. X ve Y'yi kaldırıyorum. Bakın sadece Z'de aynı hizaya koyuyor ikisini gördüğünüz gibi. Okey diyorum. Sağ klik Convert to Editable Poly dedim yine. Vertex modunda şu vertex'i mesela biraz daha içeri çektim. Bu vertex'i biraz şurada bıraktım. Bunu biraz daha içeri çekiyorum. Hatta direkt Y ekseninde çekeyim. Edge moduna geçiyorum bakın. Ve şu iki edge'i seçiyorum. Connect dedim. İki tane edge oluşturdum. Vertex moduna geçtim. Bu iki vertex'i şuraya çektim. Edge modunda yine şurayı shift ile büyüttüm ve scale ile bakın düzelttim. Scale ile düzeltmek için arkadaşlar bu edge'i seçtikten sonra Ctrl Z deyip geri aldım ki gösterebilmek için bir daha. Move aracına giriyorum ve shift ile bakın bu edge'i çıkarıyorum. Bunu biraz önce yapmıştık zaten. Bu edge'i tam düz hale getirmek için de scale komutuna gidiyorum veya scale aracına diyelim daha doğrusu. Y ekseninde bunu aşağı doğru bakın scale'lıyorum. Basarsanız bunu iyice bastırırsanız Y ekseninde gördüğünüz gibi Y ekseninde gördüğünüz gibi dümdüz hale gelecektir. En azından görsel olarak öyle görünecektir ve bu bize yeterli. Şimdi bir de mesela atıyorum iyice ayrıntısına girmek istersek bence gerek yok ama şuradaki çıkıntıyı da yapabiliriz. Buradaki edge'leri seçtim. Connect dedim arkadaşlar. Bir tane edge atıyorum bu sefer ve şu vertex'i biraz dışa doğru çekiyorum. Buradaki ayrıntımız da hazır. Bir plane daha çiziyorum son olarak. Bu plane'i şuraya uydurmak için yapacağız. Yine Alt A dedik. Buraya tıkladık. Yine sadece Z'de merkeze getir. Okey. Sağ klik Convert to Editable Poly dedim. Edge moduna geçtim. Şu iki edge'i seçerek Connect dedim arkadaşlar. Şu vertexleri aşağı doğru hareket ettiriyorum. Bu edge'i yukarı doğru shift ile çıkarıyorum. Vertex modundayım. Yine biraz aşağı doğru getirdim. Şu vertex'i sağa doğru kaydırdım. Bu vertex'i de biraz sağa kaydırdım. Hemen şunun da pozisyonuna bakalım. Bu iki vertex'i sola kaydırdım. Gördüğünüz gibi buradaki şeklimizi de çıkarmış olduk. Şimdi bütün bu şekilleri şuraya mirrorlamak veya simetriyle koymak istiyoruz aynısını. Dolayısıyla attach diyelim önce bakın. En alttaki seçiliyken attach diyorum. Ve bu objeyi de attach ile aynı obje haline getir diyorum. Bundan sonra da modify liste bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Ve buradan da Symmetry Modifier alıyorum. SY diye klavyeden direkt yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Symmetry Modifier'ı aldım. Eksenleri denemem gerekiyor. X ekseninde bakın sağa sola veya solu sağa kopyalıyor. Y eksenini deneyelim. Evet, Y ekseni bizim istediğimiz şey yapıyor aslında şu an. Simetrinin mirror'ına geliyorum ve bunu bakın alt obje moduna geçtim. Ve bunu Y ekseninde aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi doğru yere geldiğimde tam olarak simetrini aşağıda görebilirim. Tekrar yalnız işiniz bitince bu mirror modundan çıkmayı unutmayın. Şimdi bu objeyi Shift'e basılı tutarak X ekseninde hareket ettiriyorum bakın. Biliyorsunuz bu kopyalama işlemi yapar. Kaç tane kopya istiyorsun dediğinde bütün cancel diyelim. Şimdi biraz daha bir zoom out yapmak için bakalım. Bütün aslında bu obje boyunca bir obje istiyoruz. Fakat bunun sayısını şu an anlamak çok kolay değil. Tabi aslında şöyle bir araç var ama size oraya hiç girmek istemiyorum. Karıştırmak istemiyorum kafanızı ama Tools'un altında Array diye bir araç var. Bunu şimdi uzun uzun anlatmayacağım size. Sadece şunu göstereceğim bakın. Array'de şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir eksende 10 tane obje oluştur. Ve bu objelerin x'te arasına bir mesafe koy diyorum. Şuradan da Preview'a bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi x'te ne kadar mesafe belirlerseniz objelerin arasında o belirlediğiniz duruma göre size bir çizim yapıyor. Ve de buradan istediğiniz kadar sayıda belirleyebilirsiniz. Bakın arttırıp azaltabiliyorum. Şuradaki mesafeyi biraz da ince ayarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada istediğim kadar arttırabilirim bu sayıyı. Fakat bu komutu çok böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Biraz daha farklı bir zamanda işleriz. Max'in temel dersinde belki işleriz. Şimdilik Shift ile de yapabilirsiniz aynı şeyi. Bakın Shift ile kopyaladım. Atıyorum 20 tane kopyala dedim. Okey dedim. Bu 20'yi bakın çekin yukarı doğru. Atıyorum şuraya çektim. Hatta şuraya çektim. Shift ile yine bir daha kopyaladım. Bu sefer 3 tane daha kopya oluşturdum bundan. Evet. Sonunda da fazla olanları sildim. Gördüğünüz gibi aynı işi yapabiliyoruz. Array'sizden. Tabii yani Array çok daha pratik ve görerek yapmamızı sağlayan güzel bir komut. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz objelerin hepsi aslında bir ayrı bir editable poly. Adı plane diye geçiyor ama tabii bunların editable poly olduğunu ve üzerlerinde simetri olduğunu biliyoruz. Çünkü biz bunları bu şekilde oluşturduk. Dolayısıyla ben bunların hepsini bir edit poly haline getirmek istiyorum. En baştaki objemi seçtim. Sağ klik Convert to Editable Poly dedim. Bunu dediğim zaman şurada yine attach seçeneğim çıktı. Attach'e basarak bunları tek tek seçip ekleyebilirim. Veya daha pratik bir yöntemle attach'in yanındaki attach liste tıklıyorum bakın. Ve diyorum ki bana bütün geometrileri göster. Bunu dediğiniz zaman bakın plane'ler alt alta diziliyor. Bütün plane'lerimizi görebiliyorum. Dolayısıyla buradan sol klikle basılı tutarak bakın aşağı doğru sürüklediğimde bütün objeleri seç diyorum, attach diyorum ve gördüğünüz gibi artık bunların hepsi bir obje oldu. Layer paneline gelelim ve referans resimlerimizi gizleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi hatta jantımızı da unhide edelim. Evet gördüğünüz gibi lastiğimizin izleri ve jantımız hazır. Bundan sonra yapmamız gereken bu izleri bendle bükerek bir yuvarlak haline getirmek. Shell komutuyla bunlara bir kalınlık vermek ve de lastiğin yan tarafındaki kısmı oluşturmak. Bunlar için bir sonraki dersi beklememiz gerekecek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz. Yakınkampüs.com sitesini ziyaret ederek de diğer videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.